Sizlerle birlikte olsun sevgili kardeşler. Rab her birinizin gününü kutsatsın ve bereketlesin. Amin. Canınız, ruhunuz ve bedeniniz Rabbin ruhuyla güç ve kuvvet olsun. Amin. Çünkü Rab her şey üzerinde egemenlik sürendir. Her şey üzerinde egemenlik süren Rab istiyor ki biz gönül rızalığıyla kendi canımızı, ruhumuzu ve bedenimizi onun eline teslim edelim. Çünkü Rab zorla bir iş yapmaz. Rab istiyor ki herkes kendi gönül rızalığıyla yüreğini Rabbin eline teslim etsin. Canını Rabbin eline teslim etsin. Bedenini Rabbin eline teslim etsin. Çünkü bizi var eden kimdir? Rabbin kendisidir. Öyleyse bizim yapmamız gereken şey nedir? Bütünüyle bizi teşkil eden, bu dünyaya getiren Rab'be kendimizi vermek. Biz çoğu zaman Rabbin varlığını biliriz. Rabbi kabul ettiğimizi söyleriz. Rabbi sevdiğimizi söyleriz. Fakat onun iradesine, onun öğretisine, onun emir ve buyruklarına kendimizi teslim etmeyiz. Öyle değil mi? Rabbi herkes sevdiğini söylüyor. Ama herkes bütünüyle yüreğini Rabbin avuçlarının içine koymuyor. Ne demek? İnsanın yüreğinin Rabbin avuçlarının içine koyması ne demek? Ya Rab, hayatımın her gününde senin iradeni arıyorum. Senin isteğini arıyorum ve senin iradeni ve isteğini yapmaktan zevk alıyorum. O yüzden bana öğret, bana konuş ki ben de onları yapayım. Biliyor musunuz kiliseye gelmek çok kolay. Araban varsa arabayla gelirsin, trenle gelirsin, motorla gelirsin. Oturmak da çok kolay. Şimdi içerisi o kadar sıcak da değil, serin de. Senin de oturmak da güzel. Rabbin sözünü dinlemek de bazen zevk verir. Ah dersin bugün harika sözler işittim dersin. Ne güzel işte Rab böyle konuşuyor. O da çok güzel. Ama dışarıya çıkarsın. Hepsini unutursun. Canının istediği gibi yaşamaya başlarsın. Bu ne demektir biliyor musun? Rab seninle işin buraya kadardı. Kusura bakma şimdi ben özgür olmak istiyorum. Hayatımı yaşamak istiyorum. Dışarıda bir dünya var onu tatmak istiyorum. Onu yaşayayım, pazardan pazara veya da belli günlerde, belli saatlerde de gelirim, seni memnun ederim. Ne dersiniz, Rab bundan memnun olur mu? Öyleyse ne yapmamız lazım? Can kulağıyla Rabbin sözünü dinlememiz lazım. Ve Rab ne konuşuyor? Çünkü kutsal kitabın her bir ayeti Rabbin yaşam veren sözüdür kardeşler. Bunun için de bedenimiz buradayken ruhumuz da burada olmalı. Yüreğimiz de burada olmalı. Aklımız, fikrimiz de burada olmalı. Yani kuru sünger suyu nasıl çekiyorsa aynı şekilde Rabbin sözünü biz de öyle yüreğimizin içine yerleştirmeliyiz. Çünkü Rabbin sözleri yaşam veren sözlerdir. Ve Rabbin sözünü yüreğimizin içine yerleştirirken de Rab bugün bana konuş, bugün bana öğret ki öğrendiklerimi biraz sonra dışarıya çıkacağım, dışarıda yaşamaya başlayayım. Eğer öğrendiklerimi dışarıda yaşayamazsam ne işe yarar? İnsanlar bana bakar, bende aynı kendisini görürse, sen de benim gibisin, benden ne farkın derse, ne farkın var derse ne işe yarar bu şehadet? Hiçbir şey yaramaz değil mi? Hiçbir şey yaramaz. O yüzden bizim farklı olmamız lazım eğer gerçekten Rabbi tanıyor ve Rabbi seviyorsak. Rab onun için bizi çağırıyor. Rab onun için bizi seçiyor. Rab onun için bize konuşuyor. İşte biz vahiy kitabını okuyoruz. Vahiy kitabı İncil'in son bölümüdür. İncil'in son bölümündeki vahiy kitabı son günlerde neler olacağını anlatıyor. Son zamanlarda neler olacak ve insanlar nelerle karşılaşacak. Çünkü kimse yarın için kaygı çekmiyor. Ha bir kaygı var, yarın için kaygı var. Acaba aç mı kalacağım, tok mu kalacağım? Arabayı alacak mıyım, evi alacak mıyım? Şuraya gidecek miyim, şunu yapacak mıyım? Yarın şu gördüğüm elbiseye bir baksam bir daha. Hoşuma gitti, vitrine gidip seyredeyim. Şimdi bunların kaygısını çok güzel çekiyoruz. Dünyaya ait her şeyin kaygısını maşallah çok güzel çekiyoruz. Peki yarın öleceğinin kaygısını çekiyor musun? Şimdi diyeceğim ya, keyfimizi kaçırma pazar pazar sabahında. Bırak şimdi ölümden bahsetmeyelim. Biz yaşamdan, hayattan bahsedelim. Ama hayatın gerçeği bu. Evet.
Çünkü senin hayatın senin elinde değil. Aramızda biri var mı ki diyebilir ki benim hayatım benim kontrolüm altındadır. Ben istediğim zaman canımı veririm. Hayır. Hayatın senin değil. Sen sana ait değilsin. Senin üzerinde bir efendin var. Senin hayatını kontrol altında tutan. O yüzden de yarın için, kendi hayatın için, kendi geleceğin için kaygı çekmelisin. Nereye gidiyorsun? Geldin ve yaşıyorsun. Doğdun, büyüdün, yavaş yavaş yaşlanıyorsun. Peki senin adımların nereye doğru gidiyor? Acaba rüzgarda savrulan bir kuru yaprak gibi misin? Aman rüzgar ne tarafa eserse biz de oraya gideriz işte. Böyle diyebilir misin kendi hayatın için? Kendi hayatını böyle gelişi güzel rüzgar eline teslim eder misin? Edersen ne olur? Rüzgarın hangi taraftan eseceğini hiç bilemezsin. O rüzgarın da seni nereye götürüp atacağını da bilemezsin. Ama bilmen lazım. Bilmen lazım. Nereye gittiğini bilmen lazım. O yüzden de Tanrı kelamı sana öğretiyor. Tanrı kelamı seni uyandırmak istiyor. Seni canlı tutmak istiyor. Seni yetiştirmek istiyor ki bu günlerde, yaşadığın şu günlerde aklını başına alasın ve nereye gideceğinin planını yapmış olan Tanrı'yla hem fikir olasın, uyuşasın ve desin ki evet ya Rab, senin planın gerçek plandır. Sen benim için harika planlar hazırlamışsın. Ben buna amin diyorum ve adımlarımı senin adım izlerine yönlendiriyorum. Kararımız bu olmalı. Bu yüzden de gelecek günler daha kötü sevgili kardeşler. Bakın sizden 30 yaş büyük olana sorun. Ne diyecek biliyor musun? Ah diyecek, eskiden böyle miydi diyecek. Kapımız bacağımız açık yatardık biz. Şimdi kapıya bacağa demir kilitler koyuyorsun, demir kilit işe yaramıyor. Ah diyorsun eskiden böyle miydi? Çek senet yoktu, bir söz yeterdi. İnsanların sözü senetti. İnsanların sözüne güvenilirdi. Ama şimdi sözüne güvenilir insan kalmamış. Sırtını yaslayacağın kimse yok. En güvendiğinden bile hiç ummadığın anda bir darbe yiyebiliyor musun? Yiyorsun. En yakının bile, ailenin içinde olan bile yeri geldiğinde senin ayağına bir çelme takıyor mu? Takıyor. Senin sırtına birisi bir hançer saplıyor mu? Saplıyor. Peki kime gideceksin? Peki kime güveneceksin? Kime sığınacaksın? Sağlam bir kaya lazım sana. Yıkılmayan, sarsılmayan sağlam bir kaya. İşte kutsal kitap diyor ki o sağlam kaya ve sağlam öğüt İsa Mesih'in kendisidir. Doğru öğütü alacaksın sevgili kardeşim. Dünya sana doğru öğütü vermez. Gökten gelenden başka, yani gökten gelmiş olan İsa Mesih'den başka kimse de sana kalıcı doğru öğütü veremez. Niye veremez? Çünkü gökten gelmemiştir. Gökten olan gökten konuşur diyor İncil. İsa Mesih bize gökten konuşuyor sevgili kardeşler. Yani Tanrı kelamı olan şu söz göksel sözlerdir. Bizi bu göksel söz bugün uyarıyor. Biz vahiy kitabına geldiğimizde vahiyinin 14. bölümünü okumuştuk geçen hafta. Belki yeni gelen misafirlerimiz bilmedikleri için anlatacağımız şeyleri şaşırabilirler. Vahiy kitabı İncil'in son bölümü, kutsal kitabın son bölümüdür. Yani son zamanlarda neler olacak, insan oğullarını neler bekliyor, Tanrı kelamı bunları açıklıyor ki biz son günler hakkında bilgi sahibi olalım. Son zamanları bilelim ve ona göre kendimizi ayık ve uyanık tutalım. İşte biz 14. bölüme geldiğimizde bakıyorduk ki o dönemlerde yani belki daha bu gelecek ilerideki dönemlerde İsrail halkının içerisinde de insanlar uyanacaklar, İsa Mesih'e iman edecekler, İsa Mesih'in adına kendisini adamış olan imanlılar çıkacak ve bunlar imanla Rabbin adını izletmeyi yüceltecekler. Çünkü şimdi milletlerin vakti dedik. İsrail halkı bir müddet için imansızlık yaptı. İsa Mesih'i kabul etmedi. Onların kabul etmeyişi milletlerin yararınaydı. Ve öyle ki buradan dolayı ne yaptı? Bütün milletlere İncil vaaz edildi.
ve milletler arasından İncil'i kabul edenler yaşam kitabına adlarını yazdırdılar. Yaşam kitabının çocukları oldular. Kutsallar sınıfına geçtiler. Ama İsrail bütün milletler arasında İncil dağılırken, Rabbin diri kilisesi kurulurken İsrail hep karşı geldi, karşı geldi, karşı geldi. Oysa ki İsa Mesih nereden çıkmıştı? İsrail'den çıkmıştı. Kurtulmuş İsrail'den müjdelenecekti. Fakat İsrail halkı siyasi olayların peşine gitti. Yalancı peygamberliklerin peşine gitti. Milletlerin adet ve geleneğine göre yaşadı. Ve Rabbin izzetinden uzak kaldı. Fakat Rab o halkı diyor son zamanlarda tekrar ziyaret edecek. Ve o halkın içerisinde de bir uyanış hareketi başlayacak. Yani diri bir kilise, Mesih'in ruhunun işlediği bir kilise İsrail üzerinde de kurulacak. Ve görev, milletlerin görevi tamamlanacak, müjdeleme görevi. Ondan sonra İsrail'deki imanlıların hem İsrail halkına, etrafındaki uluslara ve milletlere müjdeyi yayma dönemi başlayacak. Fakat bütün bunlar başlarken de bir şey görmüştük ki, bir canavardan bahsediyordu. Şeytan gökyüzünden yere atılıyor. Ondan sonra bazı ulusları, milletleri kendi etrafına alıyor. Onlara belli güçler veriyor. Yalancı peygamberlikler veriyor. Heykelini getirip dikiyor. Belki bu heykel dediğimiz şey, o put nereye dikilecek? Bugünkü Süleyman'ın mabedinin var olduğu yere dikilecek. Kutsal yer murdar edilecek. Ve bütün milletleri bir sistem altına toplayarak 666 damgasını insanlara vuracaktı. Ve bu damga vurulduğu zaman insanlar ikiye bölünecekler. Ya Mesih yanında olacaklar ya da bu sistemin yanında olacaklar. Kelam bize öğretiyordu ki eğer birileri bu sistem yanında olmasa alışveriş yapamayacaklar. Bir şey alamayacaklar. Bir şey satamayacaklar. Vaziyet çok kötü. Ve bu yalancı peygamberlik öyle mucizeler yapacak ki diyor, gökten ateş bile yağdıracak ve kutsallarla savaşacak, kutsalları yenmek üzere de 3,5 yıl süreyle ona yetki verildi denilmişti. Şimdi kutsallarla, çünkü gökyüzünde kendi tahtını kaybeden şeytan, yeryüzündeki sistemleri oluşturacak ve bu sistem bütün insanlığı kontrol altına alacak, hatta öyle bir şey olacak ki, kiliseleri de kontrol altına alacak. Bakın, bugün dünya üzerinde o kadar çok kiliseler var ki siyasi düzenle beraber yaşıyorlar. Oysa ki kilise asla dünyasal siyasi düzenle beraber yaşamaz. Çünkü kilise tanrısal düzenin sahibidir. Kilisenin bir tek efendisi vardır, Tanrı'dır. Tanrı'dan aldığı kurallar ve emirlere göre yaşar. Size şunu söyleyeyim kardeşler. Bugün dünya üzerinde laiklik sistemi diyorsun, demokrasi diyorsun, adalet diyorsun, hak diyorsun, eşitlik diyorsun, özgürlük diyorsun. Biliyor musunuz? Şunu bilin ki kullanılan bütün bu terimler, bu isimlerin hepsi kutsal kitaptan alındı. Bugün yaşadığınız bu düzeni beğeniyorsanız, evet demokrasi var diyorsanız, onun temeli kutsal kitap. Öyleyse devletlerin çıkardığı kanunun sana vereceği bir şey yok. Senin devletlere vereceği bir şey var. Çünkü senin iman ettiğin kitabı devletler zamanında örnek olarak aldılar. Eşitlik düzeni buradan geliyor, kardeşlik buradan geliyor, sevgi buradan geliyor, adalet buradan geliyor. Fakat ne olacak? Zaman içerisinde buradan kanunlarını almış olan devletler buraya tabi olmadan bozulacaklar. Bugün bakın bozuluyorlar da. Bozuluyorlar da. Dünyaya gidin. Artık eşcinseller birbirleriyle evleniyorlar. Kadın kadınla evleniyor, erkek erkekle evleniyor. Ve bununla beraber birçok sapık düzenler çıkıyor ve devlet evet böyledir diyor. Kilise ne yapması lazım şimdi? Devletle beraber mi çalışacak? Hayır. Devletin düzenine tabi mi olacak? Hayır. Boyun mu eğecek? Ama size şunu söyleyeyim. Öyle günler gelecek ki, öyle kiliseler olacak ki devletin koymuş olduğu bütün kanunlara evet devletsin böyledir, biz de böyle yaparız diyecekler ve o sistemi uygulayacaklar.
Onlar da seçilmiş olanların arasında olmadan ne yapacaklar? Şeytanın 666 damgasını alacaklar. Sen ayık ve uyanık olmazsın. Senin efendin Rab'dir. Senin rehberin kutsal kitaptır. Buraya uymayan hiçbir şeyi kabul etmeyeceksin. Ne pahasına? Ne pahasına? Çünkü ölüm sana erişecek. Ve bu sistem kurulduğu zaman, dünya üzerinde bu kontrol ele geçtiği zaman sen öylesine fişlenmiş olacaksın ki nereye gidersen git, hangi ulusa, hangi ülkeye gidersen git, senin numaran belli olacak. Senin fişin elinde. Hemen bilgisayara, kompütüre her neyse oraya girdikleri zaman senin kime ait olduğun meydana çıkacak. Ya şeytana aitsin ya da şeytanın damgasını kabul etmemiş olacaksın. Eğer şeytana aitsen kartın çekildiğinde evet sen alışveriş yapabilirsin diyecek, alışverişini yapacaksın. Ama kartın yoksa, şeytanın damgasını almadınsa sana alışveriş yok. Çık dışarı. Çünkü sen bizim sisteme ihanet edersin. İşte o zaman adın gerçek protestan olacak. Çünkü her şeyi protesto edeceksin. Anlatabildik mi sevgili kardeşim? Protestan ne demek? Doğru olmayanı, Rab'den olmayanı protesto etmek demektir. Rabbi kitabında yazılı olmayanı kabul etmemek demektir. Ha şimdi, işte biz 14. bölüme geldiğimizde bakıyoruz ki bu 666 damgası vurulmaya başlanıp şeytan kendi işini yaparken imanlılar 144.000'ler diyor, ne yapıyor mukaddesler? Rab'le ilişki içerisinde Rab'in adını yüceltiyorlar. Tanrı da onlarla beraber onlara bir galibiyet veriyor. Ama aynı dönemde de bu 3,5 yıllık bir süre içerisinde de İsrail içerisinde çıkan bu imanlılar da ne yapıyordu? Kadın diyor çöle kaçtı diyerek onları koruyor. Gerçek Mesih'te olanlar Rabbin kuvvetiyle yine korunuyorlar. Evet acı çekiyorlar, işkence çekiyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Ama Rab diyor ki topu 3,5 sene dayanın. Dayanın ve teslim olmayın. Şeytanın damgasını almayın. İşte gördük ki 3 tane melek ne yapmıştı? Göklerden sesleniyor ve adeta böyle bir ortam geldiğinde adeta Tanrı göklerden çığlık atarak şunu söylüyor: sakın direnin. Ey iman edenler, ey insanlar, şeytanın bu yalancı mucizelerine, gökten ateş yağdırmalarına kanmayın. Şeytana inanmayın. Yiyecek içecek peşinde koşup gitmeyin. Bedeni öldürüp de canı öldüremeyen ve canı cehenneme atamayandan korkmayın, sakın korkmayın ve direnin, sabredin. Çünkü onun vereceği acı 3,5 yıl ama benim vereceğim yargı ebedidir. İşte bu 3 melek bunları anlatıyorlar, bunları duyuruyorlar ki insan oğulları böyle sıkıntı geldiğinde şu var sevgili kardeşler, çok yanlış bir şeydir. Ya canım ne olacak şimdi? Tanrı bizi biliyor. Giderim ona derim ki senden yanayım. Ondan sonra bu tarafa gelirim derim ki ya Rab biliyorsun öyle demezsek işimiz gitmeyecekti. Onun için öyle dedik. Ama ben seni severim. Ne dersiniz? Böyle bir yüreği Tanrı kabul eder mi? Hayır. Tanrı'nın kelamı ayık ve uyanık olun diyor da bu kadar da uyanık olun demedi. Biz çapından fazla uyanık oluyoruz. Olmaz. Uyanıklık demek dikkat edip şeytanın damgasını yememek ve onunla uyuşmamaktır. Yalancı şehadet olmayacak. Neyseniz osunuz. Ta İsa Mesih'in gününden beri İsa Mesih dedi insanlar benden nefret ediyorlar, sizden de edecekler. İnsanlar beni sevmiyorlar, sizi de sevmeyecekler. İnsanlar beni reddediyorlar, sizi de reddedecekler. Size şunu söyleyeyim. Genellikle böyle İslam toplumu içerisinde Türkiye'de yaşıyoruz. Televizyonlarda bakın, izleyin. Televizyonlarda İbrahim'in filmi oynatılır. Musa'nın filmi oynatılır. Yusuf'un filmi oynatılır. İsa'nın filmi oynatılıyor mu? Hayır. Niye? Ha bir tane oynatıyor, bir kanal var. Bir tane sahte İsa yaratmışlar. Bir tane sahte Meryem yaratmışlar. Abi kilise yeniledikten sonra ne olacak? Müze olacak. Müze olacak. Müze olacak.
Parayla içeri gireceksin. Kilisemi görmek için, yenilenmiş kilisemi görmek için ben Hristiyan, bir tane fiş verir misin diyorum. Parayla fiş alıyorum, aa diyorum burası benim kilisemmiş. Devlet onarmış. Adam kiliseyi yapıyor Diyarbakır'da, onarıyor. Sanki başka yerde halıcılık kursu yapamaz. Ondan sonra bir de bakıyoruz ki övünüyorlar. Efendim Diyarbakır'daki Protestan kilisesini yeniledik. Seviniyorum, güzel bir haber. Yenilenmiş. Acaba diyorum bizimle bağlantıya mı geçecekler? Bize mi verecekler? Aradan zaman geçiyor. Diyarbakır'a telefon açıyorum. Diyorum ki oradaki Protestan kilisesi yenilendi mi? Ne oldu? Evet yenilendi. Kaymakamlık orayı halıcılık kursu olarak kullanıyor. Niye kilise halıcılık kursu olarak kullanılır? Ya insanda biraz utanma olur. İnsanda biraz utanma olur. Arlanma olur. Ben bir devletim ve utanmıyorum. Bir kiliseyi onarıyorum halıcılık kursu yapmak için orada. Bundan daha büyük İsa Mesih'e küfür var mı? Ne dersiniz? Bundan daha büyük İsa Mesih'e küfür yok. Ama Hristiyanım diyen din adamları toplanırlar, devletin başına gider teşekkür ederler. Ne için teşekkür ederler onu da anlamıyorum. Kiliselerimizde olduğu için mi? Efendim yeni kanunlar çıkıyor. Hangi kanun çıktı? Vakıflar yasası çıktı. Ne çıktı vakıflar yasasında? 5 tane malımı elimden aldılar. 30 sene sonra diyorlar ki malını geri vereceğiz. 5 tane malımdan ikisini geri verdiler. 3 tanesi hala duruyor. Hangi yasa çıkmış? Hangi iyileştirme çıkmış? Benim malımı bana geri verdikleri için gidip insanların elini mi öpmem lazım ben? Allah razı olsun ya, malımı geri verdi. Hayır, eğer ki benim malımı birisi bana geri verdiyse o kişi utançtan kurtulmak için bunu yapması lazım. Rezillikten kurtulmak için bunu yapması lazım. Ki ya ben bir devletim. Kendi vatandaşımı soyabilir miyim? Kendi vatandaşını soyan bir devlet olur mu? Ama bakın buna rağmen ne yapacaklar? Bazı kiliseler, örnek vermek için anlattım bunu. Ne yapacaklar? Devletle işbirliği yapacaklar. Onlarla aynı sofradan oturup kalkacaklar. Ne desen ölü olsun diyecekler. İşte bu bir şeyi gösteriyor ki Hristiyanım diyen, ben imanlıyım diyen kesimler, sıradan Hristiyanlar ne yapacaklar? Kendilerini bu akımın içerisine bırakacaklar ve kaybolacaklar. Siz öyle olmayın. Siz öyle olmayın. Sakın öyle olmayın. Öyle olursanız Rab size öfkelenecek. Rabbin size hazırlamış olduğu ebedi krallığı miras alamayacaksınız. Rabbin gazap kasesi üzerinize dökülecek. İşte 14. bölüm 6. ayetten itibaren Rab öfkesini ilan ediyor. Şeytanla uyuşmayacaksınız. Şeytanın krallığını, mührünü üzerinize almayacaksınız. Ve benim yollarımda yürüyeceksiniz. Ve siz işkence göreceksiniz. Siz öldürüleceksiniz. Siz acı çekeceksiniz. Ama korkmayın. Bundan böyle Rab'be ait olarak ölenlere ne mutlu diyor. Vahiy 14. bölüm 13. ayet. Niçin onu söylüyor? Ölenler mutlu olur mu? Rab'de ölenlere ne mutlu diyor. Niye? Çünkü bütün bu sıkıntılar içerisinde diyor, benim adımı reddetmediniz. Benden utanmadınız. Beni bırakmadınız ve şeytanın damgasını da almadınız. Onun için de ölümü göze aldınız. Ben de sizi dirilteceğim ve yücelteceğim. Biliyor musunuz? Bunlar mutlular. Çünkü bunların adı gökteki hayat kitabına yazılıyor. Sevgili kardeş, uğraş, didin ve tırman ki senin adın gökteki yaşam kitabına yazılsın. Eğer bir kişinin ismi İsa Mesih'e olan imanla gökteki yaşam kitabına yazılmazsa o sonsuz cenneti asla göremeyecek. Hiçbir şeyin sizi kandırmasına izin vermeyin. Gökten bir kişi geldi. Kimdir? İsa Mesih. Göğe bir kişi gitti. Kimdir? İsa Mesih. Diyorlar ki efendim bütün peygamberler yaşıyorlar. Bütün insanlar yaşıyorlar. Ölen insan yok ki. Hepsi bedenden uzaklaştı. Ama burada herkes yaşıyor. Ama herkes Tanrı'nın tahtının yanında değil. Herkes Tanrı'nın krallığının içinde değil. Tanrı'nın yanında bir kişi oturma hakkına sahiptir.
O da İsa Mesih'in kendisidir. Çünkü Tanrı'dan çıkıp gelen orada oturma yetkisine sahiptir. Ve o İsa Mesih diyor ki, yerde ve gökte bütün yetki bana verilmiştir. Ben de dilediğime orayı veririm diyor. Onun dilediği kimdir? Torpil yapmıyor. Dilediğime veririm derken İsa Mesih torpilci değil. İsmine iman edenler. Haç üzerinde döktüğü kanın günahları için döküldüğüne iman edenler. Ve bu imanda yaşayanlar kendi insansal karakterini, ahlakını bir tarafa bırakıp tanrısal karakter ve ahlakla dolmuş olanlar. Mesih uğruna aşağılanmayı, hor görünmeyi kabul etmiş olanlar. İsa Mesih dedi, beni haça gerdiler, sizi de gerecekler. İsa Mesih dedi, benden nefret ettiler, sizden de edecekler. İsa Mesih dedi, beni reddettiler, sizi de reddedecekler. İsa Mesih dedi, benden utandılar, sizden de utanacaklar. Dayanabilirseniz ardım sıra gelin dedi. Dayanabilir misiniz? Dayanmalısınız. Dayanmalısınız. Çünkü Mesih utancı kabul etti. Göksel Baba'nın izzeti uğruna diyor, yüceliğinden soyundu ve utancı kabul etti. Öyleyse milletler önünde İsa Mesih'in haçına iman etmek utanç olabilir. Ama bizim için zaferdir. Gururdur. Çünkü İsa Mesih evet öldü, gömüldü ama o İsa Mesih üçüncü gün dirildi. O İsa Mesih şimdi yaşıyor. Şimdi ise göklerdedir. Amin. Aleluya. Ve devam ediyor. Diyor ki ruh evet. Uğraşlarında dinlenecekler. Çünkü yaptıkları onlarla beraberdi diyor. İşte bütün bu sıkıntı dönemi içerisinde diyor. Rabbi izleyip sabırla Rab yolunda yürüyenler mutludurlar. Sonra diyor beyaz bir bulut gördüm. Bulutun üzerinde insanoğluna benzer biri oturuyordu. Şimdi İsa Mesih, insanoğlu dediği İsa Mesih'tir. İsa Mesih nasıl göklere çıktı kardeşler? Öğrencilerinin gözü önünde bir bulut geldi diyor. Ve bulut aldı ve İsa'yı havaya kaldırdı. Ve öğrenciler bakarken öğrencilerin gözü önünde İsa Mesih havaya alınıp götürüldü. Şimdi tekrar devreye çıkıyor. Bakın bir bulut. Bulutun üzerinde insanoğluna benzer biri İsa Mesih görülüyor. Ve diyor başında altın bir taç, elinde ise keskin bir orak vardı. Altın taç krallığın simgesidir. Çünkü İsa Mesih'in isimlerinden bir tanesi. Kralların kralı, Rablerin Rabbidir. Ve başında ne var? Altın taç. Elinde ise orak vardır. Orak ise hükümdür sevgili kardeşler. Biçme vakti geldi diyor. Orak vardı. Tapınaktan çıkan başka bir melek bulutun üzerinde oturana şöyle seslendi. Oralını uzat ve biç. Çünkü yerin ekini olgunlaşmış bulunuyor. Bulutun üzerinde oturan orağını yerin üzerine salladı ve yerin ekini biçildi. Daha önceki bölümlerde hatırlarsanız Rabbin katına çıkmış olan mukaddeslerin bir feryadı vardı. İsa Mesih uğrunda öldürülmüş olan, kanları akıtılmış olan o mukaddes şehitler tahtın önünde Tanrı'ya ne ediyorlardı? Ey Tanrı, ey İsa Mesih, yeryüzünde yaşayanlardan bizim intikamımızı ne zaman alacaksın? Ve orada da ne söylenmişti? Sizin gibi daha öldürülecek çok kardeşleriniz var. Onların sayısı tamamlanıncaya kadar biraz siz bekleyin denilmişti. Ve onların her birine birer beyaz elbiseler giydirilmişti. Şimdi demek ki burada artık bekleme vakti sona erdi. Çünkü niye? O 3,5 yıllık o sıkıntı döneminin içerisinde herkes kalburdan elendi. Mukaddesler sağlam kaldılar. Düşen çürük meyveler ise düştüler. Şimdi hasat olgunlaştı. Şimdi biçme vakti geldi. Ve biz İncil'in Matta 13. bölümü okuduğumuz zaman buğday başaklarıyla delicelerin hikayesini okuyoruz değil mi? Orada neydi? İşçiler diyorlardı ki efendim bak sen buğday ektin tarlaya ama deliceler de beraber çıkmışlar. Ne yapalım gidip bu deliceleri toplayalım mı? Ama bağın sahibi ne söylemişti? Hayır. Bırakın. Bırakın hasat olgunlaşsın.
Çünkü şimdi deliceleri toplarken belki buğday başaklarına da zarar verirsiniz. Deliceler şeytana ait olanlar. Buğday başakları Tanrı'ya ait olanlar. Ama hasadın olgunlaşması lazım. İşte bu tecrübe denenme yılları geldiğinde herkesin ne olduğu ortaya çıkacak ve ne yapıyordu? Orak salındı. Şimdi biçme vakti. Biçilecekler diyor. Şimdi burada dikkat edelim, başka bir şey daha geliyor. Gökteki tapınaktan başka bir melek çıktı. Onun da keskin bir orağı vardı. Ateş üzerinde yetkili olan başka bir melek de sunaktan çıkıp geldi. Bakın, birinin elinde yetki var yok etmek için. Öbür melek nereden geliyor? Sunaktan çıkıp geliyor. Biraz önce ben bir şey anlattım. Dikkat ediyor musunuz beni? Rabbin kutsalları, feryat edenler nerede duruyorlardı? Daha önceki bölümleri dinleyenler hatırlarsanız, onlar feryat edenler, Rab öcümüz intikamımızı ne zaman alacaksın diyenler neredeydiler? Sunaktaydılar değil mi? Onlar sunaktan feryat ediyorlardı. Şimdi ise sunaktan bir melek çıkıyor. Yani bu ne demektir? Rab sizin Mesih uğruna acı çekenlerin intikamını alma vaktini getirmiştir. Kardeşler, hiç merak etmeyin. Hiçbir dava görülmeden yok olmaz. Hiçbir dava görülmeden yok olmaz. Merak etmeyin. Sizin bütün davanız görülecek. Sakın demeyesin ki, bazıları şöyle söyle. Ya bu dünyada yaşarken görmedikten sonra o tarafta ne olacak ne bileyim. Sakın. Sakın böyle imansızlık yapma. Burada bu dünyada göreceğin iki gündür. Ama orada göreceğin ebedidir. Çünkü Rabbin meleği uyarıyor. Diyor ki, çektikleri işkencenin dumanı sonsuza dek tütecek. Yani sonsuz bir azap var. O yüzden Tanrı uyarıyor ki, kısa bir dönem için şeytanın getirdiği denemelere, tecrübelere dayanma. Ama benim öfkemin ise sonu gelmeyecek. O yüzden 3,5 senelik o süre geleceği zaman ileride bu sıkıntıya dayanın. Yoksa ebedi azap sizi bekliyor. Ama şimdi ne oldu? Sunaktan melek geliyor ve sunaktan çıkan melek. Onun da diyor ateş üzerinde yetkili olan başka bir melek de sunaktan çıkıp geldi. Bak ne diyor? Ateş üzerinde yetkili. Ateş yargının işaretidir. Yani yargılama vakti gelmiştir İsa Mesih'in ismine iman edenlere kötülük yapanlar için. Nereye kaçarsan kaç. Kurtuluşun yok. Ha bu dünyada sevinebilirsin. Bu dünyada malımı elimden alabilirsin. Kilisemi yağmalayabilirsin. Mallarıma el koyabilirsin. Kilisemi yıkabilirsin. Yakabilirsin. Ama nereye kaçacaksın Rabbin elinden? Nereye kaçacaksın? Ve o gün seni kim kurtaracak? Kim kurtaracak? Söyle. Bu meleğin elinden, elinde ateş olan meleğin elinden, İsa Mesih'e hizmet eden bu meleğin elinden seni kim kurtaracak? Hangi isim kurtaracak? Mümkün değil. Vay haline. Vay haline mümkün değil. Ve diyor keskin orağı olana yüksek sesle, keskin orağını uzat dedi. Uzat. Orak uzanırsa ne yapar kardeşler? Keser atar biliyor musunuz? Orak bir özelliği vardır. Şöyle yuvarlaktır. Babam demirci olduğu için çok orak yaparlar. Böyle yuvarlak olması lazım ki başaklar toplandığı zaman orak böyle saldığında ne olsun o iç kısımda kalsın, hiçbir zaman dışarı çıkamazsın, kurtulamazsın. Ya demek ki kurtuluş yok. Orağın elinden kurtuluş yok. Şöyle ay gibidir. Böyle yuvarlak, böyle kıvranır, gelir burada da sapıdır. Böyle yakaladığın zaman çekersin, alırsın, çektiğin zaman aşağı koparına gider. Kesim günü geliyor. Milletlerin kesim günü yaklaşacak. Seni kesenler kesilecek, hiç merak etme. Sen ama yaşadığın günler içinde yine onlar için dua et. Dua et ki kesilmesinler. Dua et ki acı çekmesinler. Dua et ki Rabbin gazap kasesinden içmesinler. Çünkü siz diyor düşmanlarınızı seveceksiniz. Size kötülük yapanlar için hayır dua edeceksiniz. Çünkü siz göklerde yaşayan Tanrı'nın çocuklarısınız. Onlar gibi lanet etmeyeceksiniz. Onlar gibi olmayacaksınız. Çünkü siz başkasınız. Siz Rabbin zürriyetisiniz. Mesih'in zürriyeti. Mesih'in ümmetisiniz. O yüzden elinizde kesmek için kılıç
belinizde bombalamak için bomba olmayacak. Sizin kılıcınız Rabbin sözü olacak. Sizin bombanız yüreğinizden çıkan, yaşam veren sözler olacak. Ki bu yaşam veren sözler bomba gibi yüreklerde işlesin, onun içindeki o taşlaşmış yürekleri parçalasın ve yumuşatsın diye. Amin. Ve diyor şimdi başka bir melek sesleniyor. Yerin asmasının salkımlarını topla, çünkü üzümler olgunlaştı. Şimdi bakın, yukarıda neyi topluyordu? Buğdayı topluyordu. Şimdi ise asmanın üzümlerini de topla diyor. Burada iki biçim yeri var kardeşler. Bir, milletler üzerinde İsa Mesih'e ait olan uluslardan ve ait olmayanlardan. Şimdi orada biçim vaktinde ne yapmıştı? Buğdayı ambarına toplayacak. Ambar nerede? Gökler. Demek ki burada bir biçim vakti gelecek, o 3,5 yıllık bir sıkıntı döneminin sonunda ne yapacak? Milletlere gazap gelecek, ama bu gazap eriştiği zaman ne olacak? Milletler, İsa Mesih'e karşı olanlar büyük azap içine girecekler, fakat o buğday başakları ise ambarlara, yani yukarıya alınacaklar. Orada toplanacaklar. Fakat şimdi bir de asmaya üzüm saldır. Asmaya diyor ki oranı sal. Asma ise kutsal kitaptan İsrail isim gelir. Şimdi İsrail sonradan uyanıp hizmete geçecek, ama içinde kilise 144 binlerle beraber uyanacak, hizmet yapacak. Onların içinde de büyük bir kurtuluş olacak, fakat imansızlar da çok olacak. Şimdi oradaki imansızları da diyor topla. Yani hem milletlere hüküm, hem İsrail'e hüküm. İsa Mesih'in ismine iman etmedikleri için. Ama aynı hüküm zaman içerisinde ne oluyor? Milletlerden İsa'ya ait olanlar göğe alınacak ve İsrail'den İsa'ya ait olanlar da ayrılacak. Şimdi ne diyor? Yerin asmasının salkımlarını topla. Çünkü üzümler olgunlaştı. Yani artık bundan sonra sayı tamamlanıyor. Geriye kalan kimse yok. Ve şimdi yargı günü, o milletleri damgalayanların üzerinde yargı, İsa Mesih'e ihanet edenlerin üzerinde yargı günü ve Mesih'e ait olanların sevinç günüdür. Her şeyin bir vakti var. Hazreti Süleyman öyle diyor. Ağlamanın da vakti var, gülmenin de vakti var. Şimdi sizin ağlama vaktiniz, ileride siz güleceksiniz. Ondan sonra milletlerin ağlama vakti geliyor ki onlar şimdi geniş ağızlarını açarak gülüyorlar size karşı. Ama halk arasında bir tabir var, ne diyor? Son gülen iyi güler. Siz son gülenlerden olacaksınız. O yüzden de size eziyet çekme, sıkıntı çekme ayrıcalığı verildi. Aynı Efendiniz gibi. Çünkü üzümler olgunlaştı. Bunun üzerine melek oranını yerin üzerine salladı. Yerin asmasının ürününü toplayıp Tanrı öfkesinin büyük masarasını attı. Masara nedir biliyor musunuz? Üzüm sıkma çukuru. Tabi İstanbul'da nereden göreceksiniz bağını, bostanı, bahçeyi? Belki Moldovalı olanlar bilirler. Eskiden büyük çukurlar kazılırdı. Sonra üzümler oraya atılırdı. Ondan sonra da kuvvetli olanlar üzerine çıkarlardı. Ayaklarıyla çiğnerlerdi, basarlardı ki üzümün şırası versin. Şimdi sistem biraz daha değişti. Baskı makineler var, alıyorlar, basıyorlar. Posayı atıyorlar, şıra da orada kalıyor. Ama o üzümü sıktığın zaman ne oluyor? Eğer ki çok olgunlaşmışsa bap diye sağa sola üstüne başına her tarafına üzüm sıçrıyor değil mi? Şimdi burada da öyle söylüyor, bakın. Üzerine salladı, yerin asmasının ürünü toplayıp Tanrı öfkesinin büyük masarasını attı. Kentin dışında çiğnenen masaradan kan aktı. Ve diyor kan 1600 ok atımı, yani 300 kilometrenin uzağa fırladı. Bu ne demektir biliyor musun? Bir dehşetten bahsediyor. Mesih'e karşı olanların üzerine Tanrı'nın öfkesi geliyor diyor. Tanrı ayaklarının altında ulusları çiğneyecek. İsa Mesih'i reddedenleri çiğneyecek. İsrail halkından da çiğneyecek, diğer bütün milletlerden de çiğneyecek. Bu yüzden bunu bize şimdiden anlatıyor ki yerin ürünü toplanacak. Kimisi ateşe atılacak, kimisi ambara. Sen ambara koyulacak ürün olmaya gayret et. Şimdi nasıl, hayatına bir bak. Eğer hayatında İsa Mesih yoksa, eğer kutsallaşmadınsa, İsa Mesih'in isminde günahlarından özgür olmadınsa,
adın sonsuz yaşam kitabına yazdırmadınsa, milletlerle uyuştun, onların yolunda yürüdünse, ya kardeşim herkes böyle yapıyor, biz de böyle yapsak ne olur dedinse, yandığın gündür işte o gün. İster misin? Tanrı'nın masarasında ezilen üzüm parçası olmak ister misin? Ya da melek orağını saldığı zaman, o orağın eline gelen delice, ateşe atılan delice olmak ister misin? İstemezsen bugün dersini iyi almalısın, hayatını gözden geçirmelisin ve demelisin ki ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben hayatımla oyun oynuyorum. Ben hiçbir şeyin farkında değilim. Kendi yollarımda yürüyorum, kendi yolumun doğru olduğunu zannediyorum. İsa'dan bugüne kadar hiçbir şey ne duydum, ne bildim, ne de işittim. Oysa ki Tanrı göklerde planları yapıyor. Göklerde bir işleyiş var. Bir düzen, bir çarkı dönüyor. Bu çarkın içindesin. Bu dünyadan başka dünya yok, kaçacağın başka yer yok. O yüzden sonsuz yaşam varken niçin onu kaybedesin? Niçin onu kaybedesin? İsa Mesih'in elinden sonsuz bereketler almak varken niçin onu kaybedesin? Niçin kendi bildiği yoluna yürüyesin? Benim adetim buydur, benim geleneğim budur, benim milletim böyle yaşıyor, ben de böyle yaşarım deyip de dünyanın yanlış yollarında niye kaybolasın? Niye? Siz gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Ne mutlu gerçeği bilenlere. Ne mutlu gerçeği bilip de gerçekte özgür olanlara, bu yargılardan özgür olanlara ne mutlu. Kardeşler, orak bileniyor. Ne zaman orak salınır onu bilemem. Bugünler ne zaman gelecek onu bilemem. Ama gelecek. Ve kutsal kitapta İsa Mesih diyor, işte gelen tez gelecek ve gecikmeyecek. Mükafatı kendi elinde. Herkese yaptığına göre ödülünü verecek. Çünkü o İsa Mesih dedi, yerde ve gökte bütün hakimiyet bana verildi. Yargılama yetkisi bana verildi. Kardeşler, başkasının önüne gitmeyeceksiniz. Yargı kürsüsüne çıkacaksınız, o yargı kürsüsünde oturan da İsa olacak. Eğer bu dünyada şimdiden onunla uyuştunsa ne mutlu. Yok uyuşmadınsa vay haline. Eğer bedeninin ihtiyaçları için, canının ihtiyaçları için dünyanın sistemine ayak uydurup gidersen vay haline. Bırak dünya bildiği gibi yaşasın. Çünkü kutsal kitap diyor, dünya sarhoş gibi diyor. Döndükçe dönüyor, döndükçe dönüyor. Ama sarhoş biliyor musunuz? Döner 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 döndükten sonra da yıkılır gider. Bir sarhoş var mı ki döne döne ayılsın? Döndükçe daha çok kötü olur. İşte dünya da döndükçe dönüyor sarhoş gibi. Ve yıkılacak diyor ve o yıkım korkunç olacak. O yüzden sen yıkılanlardan olma sevgili kardeş. Bırak dünya bildiği gibi yaşasın. Bırak dünya senden nefret etsin. Ama sen Rab yolunda yürü. Rab'i tanı, Rab bilgisinde lütfen. Ve Rab ise seni onurlandıracaktır o gün. Evet orak biçildiği zaman melekler gelecekler, yörün dört bir tarafından kutsalları alacaklar, havaya götürecekler. İsa Mesih'i havaya götüren bulut sizi de havaya götürecek. Ve bu azap, bu yıkım, bu işkence size erişmeyecek. O gün diyor iki kişi tarlada olacak. Biri alınacak, biri bırakılacak. O gün diyor yatakta iki kişi olacak, biri alınacak, biri bırakılacak. O gün de kilisede 100 kişi olacak. Kaçı alınıp kaçı bırakılacak diyor. Kötü olmaz mı ne dersiniz? Şöyle bir hayal edin. Tam o güne erişmişiz. O gün tam bu an. Ve birdenbire yanındaki kayboluyor. Öbürü kayboluyor. Ne oldu? Herkes şaşkınlık içinde. Sonra birden uyanacaksın. Eyvah diyeceksin. Kitabın günü yerine geldi. O gitti ben kaldım. Çok kötü. Çok kötü değil mi? O gün acaba kalanlar içeride ne yaparlar? Dövünürler, dövünürler. Ya ne olur bize de kapıyı aç. Bize de kapıyı aç, bize de kapıyı aç. Kapı kapandı. Vay halimize. Onun için gelin kardeşler. Hayatımızla kumar oynamayalım. Hayatımızla oyun oynamayalım.
Rab bugün bize konuştu. Biz de Rabbim bu sözlerini yüreğimize yazalım ve gelecek günleri düşünelim. Ve yaşantımızı düşünelim. Rab her birimizi kutsalsın ve bereketlensin. Amin.